Hocam iyi günler. Ben de anismus problemi olduğunu söylediler. Nedir bu, neyin nesidir sizden bir öğrenmek isterim. Şimdi öncelikle anismus makat kaslarında aşırı kasılma, şiddetli kasılma veya zıt kasılma dediğimiz problemdir. Ne demek zıt kasılma? Makat kasları dinlenmesi gereken zamanda kasılı kalıyor. Kasılması gereken zamanda da gevşek kalıyor anlamına gelir. Şimdi bu öncelikle neden oluyor? Yani bir insanda anismus neden olur? Bunu bilmek gerekir. Anismus problemi bir belirtidir. Yani bir hastalık tarafından, bir sorun tarafından tetiklenir. Bu bir makat sarkması olabilir bunu tetikleyen. Bu bir makat ameliyatı sonrası oluşabilir. Bu bir makat darlığı sonucunda oluşabilir. Bu bir soliter rektal ülser dediğimiz bir sorun sonucunda oluşabilir. Bazı hastalarda da sırf endişeler, kaygılar veya kapalı kalma sonucunda da oluşabilir. Onun için öncelikle sorunun kaynağına inmek gerekir. Acaba bu kişide bu sorun niçin oluştu? Bunu bilmek gerekir ve ondan sonra ayırıcı tanı vesaire onlara yönelmek ve detaylara inmek gerekir. Şimdi tabii anismus bir kişide şüpheleniyorsak bunu bir makat çatlağı, darlığı veya işte tümörü, oradaki polipler vesaire diğer sorunlardan ayırt etmek gerekir. Burada da en önemli silahlardan bir tanesi detaylı olan bir makat muayenesidir. Bu yapılır. Kimi vakalarda İşte MR dediğimiz ilave tetkik gerekebilir. Kimi vakalarda endorektal ultrason dediğimiz tetkik gerekebilir. Kimi vakalarda anal manometri dediğimiz makatın hangi grup kaslarında problem var, ne oranda problem var, ne şiddette problem var bunun anlaşılması gerekir. Yani özetle anismus, geç kardeşim şu tarafa sen anismussun filanca tedaviyi uygulayacağız. Al A ilacı, B ilacı, C ilacı. Veya işte D uygulaması, E uygulaması, F uygulaması böyle bir gerçek maalesef yoktur. Öncelikle anismusun nedenini belirlemek gerekir. Anismusun nedenini belirledikten ve altta yatan sorunu tam olarak anladıktan sonra kaliteli bir tedavi üretebilmek mümkündür. Yoksa gelişi güzel, ha sende anismus var tamam ya burada işte kası keselim. Kas kesmeyle burada hiçbir sonuç elde edilemez. Yapılan araştırmalar bu şekilde anismus olduğu belirlenmiş kas kesilen hastaların neredeyse 3'te 3'üne yakınında hiçbir netice elde edilemediğini, boşu boşuna hastanın kasından olduğunu, orada bunu da makatta güçsüzlük yarattığını ve ileriki yıllarda gaz kaçırma ve dışkı kaçırma gibi maalesef komplikasyonlarla karşı karşıya olacağının göstergesidir. O nedenle burada basit ya gel keseriz kasını kurtulursun gibi kolaycı bir yaklaşım ama hastayı ileride birçok komplikasyona gebe bırakacak bir yaklaşımdan uzak durulmalıdır. Onun için burada detaylı araştırmalar sonucunda uygun tedaviye yönelmek gerekecektir. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.